başka bir cümlenin girmesiyle oluşur. Belirtisiz nesne alırlar. Bir cümlenin içine başka bir cümlenin girmesiyle oluşur ve belirtisiz nesne alırlar. Bakalım hemen nasıl oluyor içli dışı cümleler? Sorunlara çare bulmak gerekir dedi. Yani klasik içli dışı cümle tipi budur. Bir cümlenin içinde aktarma cümlelerinde özellikle kullanılır. Bir cümlenin içinde başka bir cümlenin girmesidir. Belirtisiz nesnedir zaten bu tip cümlelere. Bu şekilde oluşur. Klasik soru tipidir. Klasik cevaptır. İşlev dışı cümlelerin genellikle durumu hep bu şekilde oluşur. Şartlı bileşik cümlelerden devam edelim. Şartlı bileşik cümleler. Yan cümleci S sağ ile çekimlenmiş temel cümleye şart koşuluyla bağlanmış cümleler. Yan cümleci SSA ile çekimlenmiş temel cümleye şart koşuluyla bağlanmış cümlelerdir. Hava soğuk olursa gidemeyiz. Hava soğuk olursa gidemeyiz. Sabrederseniz eve gidersiniz. Yani yan cümlecikleri ne olmuş? SSA'la çekimlenmiş. Fiilimsi gibi SSA'la çekimlenmişler. O zaman ne olur? Bileşik cümle olur zaten fiilimsiler olduğu gibi. Ve bu da koşul oluşturduğu için şartlı bileşik cümleler yer alır. Kelime bileşik cümlelere hemen bakalım. İki bağımsız cümlenin iki bağlayıcı ile birbirine bağlanmasıdır. İki bağımsız cümlenin iki bağlayıcı ile birbirine bağlanmasıdır. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. İki tane bağımsız cümle var ve bunları bağlayan ki bağlayıcıdır. Bu yüzden de ki bağlayıcı iki tane farklı cümleyi birleştirmiş ve ki'li bileşik cümle ortaya gelmiştir. Bileşik cümle tipleri de bunlardır. Son olarak sıralı ve bağlı cümlelere bakalım. Sıralı ve bağlı cümlelere bakalım. Sıralı ve bağlı cümleler zaten çok yakın birbirine. Şöyle söyleyelim. Birbirini virgül ya da noktalı virgülle bağlanmış cümlelerdir. Birbirine bağlaçlarla bağlanmış
cümlelerdir. Birbirine virgül ile noktalı virgüle bağlanmış cümlelerdir. Birbirine bağlaçlarla bağlanmış cümlelerdir. İki tane farklı durum var. Bu şekilde oluşur. Hemen örneklerle de açıklayalım. Şimdi bakalım, pencereyi açtı. Odayı havalandırdı. Bu sırrılı bir cümledir. Neden? İki farklı öge birbirine virgüle bağlanmış. Şöyle olsaydı, pencereyi açtı ve odayı havalandırdı. Bu sıralıyken bu bağlı cümle olur. Neden? İki farklı bağımsız cümle bağlaçla birbirine bağlanmış. İki farklı bağımsız cümle bağlaçla birbirine bağlanmış. Son bir örnek yapalım yukarı tarafa ve konumuzu bitirelim. Evde kimse yoktu, kapıyı kendim açtım. Burada sıralı cümle olduğu kesin. Neden? Çünkü virgüle bağlanmış. Bir de bağımlı bağımsız durumu var. Burada özneler ortak mı? Evde kimse yoktu. Kim yoktu? Kimse. Öznesi bu. Kim yok? Kim açtım? Ben açtım. Gizli özne. O zaman böyle cümleler bağımsız cümlelerdir. Bağımsız sıralı cümleler denir. Bu tip cümlelere. Bağımsız sıralı cümleler. Peki bağımlı nasıl olur? Hemen ona da bakalım. Hemen bir örnekle açıklayalım. Pencereyi açtı. Ve odayı havalandırdı. Kim açtı? O. Kim açtı? Kim havalandırdı? Yine o. Bağımlıdır. Bağımlı bağlı cümlelerde neden bağlı diyoruz? Altta da yaptığımız gibi V bağlacıyla bağlanmış. Genel olarak cümle türleri bu şekilde oluşuyor dedik. Önemli nokta dedik ki batı cümleler, birleşik cümleler, girişim birleşik, iki birleşik, çarpı birleşik, geri birleşik. Sonra da sıralı ve bağlı cümleler olmak üzere cümle türleri gösterdik. Yapı bakımından en zorlanacak noktanın bu olduğunu gösterdik. Cümle türleri de genel olarak bu şekilde oluşuyor.